Safiye, hazırım tatlım. Ay, çok güzel olmuşsun. Uyudu mu? Uyumuş. Hadi. Haydi. Amcamın mağdur ettiği iki kadın artık iyi dost olmuşlardı. İkisi de konakta yaşamaya devam etti. Eski düşmanlıkları sona erdi. Birbirlerinin en büyük destekçisi oldular. Sevda abla okulu bitirdikten sonra şirketin başına geçti. İsmet amcamla birlikte çok başarılı oldular. Göreçki Holding emin ellerdeydi. Pembe teyzem de annemin desteğiyle üniversiteden mezun oldu ve kocişiyle birlikte çalışmaya başladı. Kazanan Güneşki Holding. Bir oğlunu kaybetmiş, bir oğlunu polise teslim etmiş olan dedem. Amcam cezaevine girdikten sonra konaktan ayrılıp tek başına yaşamaya başladı. İçindeki acıyı yalnız başına yaşamak istiyordu. Konak onun için oğlu Ali, eşi Refika olmadan bomboştu. O karar verene kadar hiç kimse onu geri dönmeye ikna edemedi. Hiçbir sır saklı kalmıyordu. Metin'in de Cemal amcamın oğlu olduğu öğrenilince Fatma yenge evden ayrılmak istedi. Gelinim mi? Hala gelinim mi diyorsun bak? Ne diyecektim? Gelinim diyer misin sen? Gerçeği öğrendim. Hem bu utançla yüzüne bakamam. Gidiyorum ben ana. Gitme. Bilmediğimi mi sanıyorsun? Ahmet'imin katilinin Cemal olduğunu öğrendiğimde anladım ben her şeyi. Metin de o herifin evladıydı. Biliyorum. Neden bir şey demedin? Neden o vakit hiç sesini çıkarmadın? Ne diyecektim? Ne yapacaktım? İki tane bebenle seni sokağa mı koyacaktım? Metin benim kanımdan diye. Biliyorum. Ama ben onu donunum bildim. Onca yıl emek verdim lan ben ona. Yedirdim, içirdim, büyüttüm. Ben sizden kopamam. Ben sizden ayrı kalabilir miyim? Akılsız gelin. Akılsız kızım benim. Gel. Bir de gitme nara kalkıyor ya. Gel. Anam. Anam benim. Benim canım anam.